Arkadaşlar merhabalar. Bugün bir soru yorumda bir tane geometri sorusunu ben çözeceğim. Bir tanesini de size ödev bırakacağım. Çözümlerini de bekliyorum tabii ki. Sonrasında o soruyu muhakkak çözeceğim, merak etmeyin. Vaktim olduğunda bazı sabahlar böyle geometride ekstrana ekleyeyim. Çünkü akşam saatlerinde matematik zaten yapıyoruz ama geometri de sonuçta bunun bir parçası. Bu şekilde ikiye böleyim. Aynı anda iki video atmaktansa sabah ve akşam şeklinde atayım. Siz de uygun olduğunuz zaman çözersiniz ve bakarsınız. Soruyu durdurup çizmeye çalışın çünkü çizim sorusu benim çözümümü siz çizdikten sonra izleyin. Aşağıdaki adımlar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. AB diktir BC olacak şekilde bir ABC üçgeni çiziniz. A merkezli AB yarıçaplı çember çizip AC'yi kestiği noktayı F olarak isimlendiriniz. C merkezli CF yarıçaplı çember çizip BC'yi kestiği noktayı E olarak isimlendiriniz. Bu çizime göre BF eşittir 4 santim ve EF eşittir kök 2 santim olduğuna göre BFE üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bir üçgen çizeceğiz. A, B, C dik üçgeni. A, B, B, C'yi dikmiş arkadaşlar. A merkezli AB yarıçaplı çember çizeceğiz. Şimdi A merkezli AB yarıçaplı çember böyle olur. Devamını şöyle silik yapalım. Üçgenin üzerinde işlemler yapacağız gibi görünüyor. Böyle bir dursun. Bu arada soru da lazım değil ama söyleyeyim. Merkezden TT inen diktir. O yüzden soru da söylemiyor ama yani işimize yaramayacak ama BC çembere B'de teğet olur. Bu bilgi şu anlık değil ama genelde lazımdır. Çünkü 90 olması için teğet olması gerekiyor. Şimdi bu kenarda dursun. İkincisi ne demişti bize? C merkezli CF yarıçaplı çember. Kestiği yere F demiş. Sonra CF yarıçaplı çember. O da böyle olur. Onun da yine sadece şu kısmını çizeyim. Buralar bakın mükemmel çizimler yapmanıza gerek yok unutmayın. Yeter ki hani gidip çemberi de kare gibi çizmediğin sürece problem yok. Çizdik böyle bir F noktasından geçen çember oldu. BC'yi kestiği noktaya da E diyeceğiz. BF 4 santim verilmiş. Onu bir rengimizi değiştirelim. BF burada kaç verilmiş? 4. EF arkadaşlar kaç verilmiş? Kök 2. Ve bizden ne istiyor? BFE'nin alanını. Yani bu üçgenin alanını istiyor. Ne yapacağız? Zor bir soru değil aslında bu. Çizim soruları bazen evet zor olduğu da oluyor ama çoğu zor değildir. Bazıları zordur unutmayın. Yarıçaplar birbirine eşit olduğu için AB ve AF eşitliğini görün. EC ve EF de yine yarıçaplar eşit olduğu için eşit olmaz mı? Sonuçta C merkez, A merkez, AB yarıçap, AF yarıçap, FC yarıçap, EC yarıçap. Böylece arkadaşlar ben şimdi bir üçgende bana alan sorulduğu zaman iki kenar veriliyorsa aslında bir nevi aradaki açıyı soruyordur bana. Çünkü alan için ya taban çarpı yükseklik bölü 2 lazım ya da sinüslü alan lazım. Ben burada sinüslü alana giden gideceğim çünkü iki kenar verildiğinden dolayı. Buraya alfa de, buraya alfa de. Burası ne olur? 180 eksi 2 alfa. Sonra buraya 180 eksi 2 beta de. Şunlara beta, beta diyerek. Üçgenin iç açılar toplamı 180 eksi 2 alfa. 180 eksi 2 beta ve 90. Kaça eşit? 180'e. Buradan da bunlar gitti. 270 eşittir. 2 alfa artı 2 beta oldu. Alfa artı beta da arkadaşlar ne geldi? 135 derece. Alfa artı 135 ise beta 135 ise bak bu açıya kaç derece kalıyor? 45 derece. Böylece sinüs olan formülünden 4 kök 2 bölü 2 sinüs 45 kök 2 bölü 2 bunlar zaten gitti. Alan 2 birim kare geldi arkadaşlar. Bu şekilde olayı hallettik bakın. Çizim soruları, analitik, katı cisim her şeye bakacağız merak etmeyin. Yavaş yavaş daha senenin sonuna kadar çok var. Siz üzerinize düşeni yapın. Ben inşallah yardım edeceğim. Şu soruyu da ödev bırakıyorum. İki tane yamuk verilmiş bakın bu şekilde. Sorunun ekran görüntüsünü alın bir çözmeye çalışın. Akşam bakalım. Bu sorular bu arada arkadaşlar endemik TYT AYT Geometri Soru Bankası'ndandı. Yeni tarz soru bankasından da sorular arada seçip koyuyorum. Böyle güzel soruları göreceğiz. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.